kez o yüzden iki çeşit bir şey aldım. Ona da aldım, bana da aldım. Çünkü bunu ben normalde tattım. Şu anda da Atatürk Meydanı'ndayım bu arada. Geldim. Normalde arkadaşlar ben vlogu başlatmıştım daha öncesinde ama ilk gün olduğu için hiç çekim yapamadım. Çünkü hani bir sürü belgeler onlarla uğraştık. Kayıt yaptırdık staj ilk günü falan. Onlarla uğraştığımız için çekim yapamadım. Ama bugün çekim yapıyorum. Bakalım neler olacak. Günaydın. Ya çok tatlısın siz. Tatlısın ama ben gitmek zorundayım. A few moments later. Evet arkadaşlar, yemekten çıktım şu anda. Bayağı güzeldi, lezzetliydi yemekler. Sadece ben domates çorbasını çok sık tüketen bir insan değilim. O biraz hani çok az kaldı. Yine de içtim yani. Kötü değildi aslında. Gerçekten hepsi güzeldi yemeklerin. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Gayet beğendim yani yemekleri falan. Sadece ben çok tüketmediğim için hani bana çok hitap etmeyen bir domates çorbası. Onun dışında hiçbir sıkıntı yok.
Gayet beğendim. Burayı da beğendim. Üniversiteyi de beğendim. Buraya gelebilecek olsam gelirim gerçekten. Size tavsiye ediyorum Giresun Üniversitesi'ne. Gayet güzel bir yerleşkesi var. Ben çok beğendim. Güre yerleşkesi diye geçiyor sanırım. Evet. Oradayım ben şu anda. Bahçesi de böyle gördüğünüz gibi. Şurada da benim kütüphanem var. Zaten gelirken göstermiştim yani size orayı. Ne yaptık? Öğleden önce neler yaptığımızdan bahsedeceğim biraz. Orada iki tane kütüphaneci kız varmış, bir tane de öğretmen vardı. Ve kütüphaneci kız kitap kataloglama yapıyordu. Bana da onu öğretti. O yeni atanmış. 3 ay olmuş daha işe başlayalı. Ve bana kataloglamayı öğretti. Nasıl yapacağını öğretti ve ben hemen kavradım. Hemen nasıl olacağını anladım. Bana birkaç tane raf verdi. O rafları, yani kitaplığı verdi daha doğrusu. O kitaplıkları ben bayağısını diye abartmayayım. 3, 5 tanesini böyle. Kaç raf? 1, 2, 3, 4 raf olsa. 5 kitaplık. 4 yere 5, 20 raf mı diyeyim artık. İşte ya siz anladınız. O rafları düzenledim, baktım. Birkaç tane hatam vardı. Arada gözden kaçabiliyor çünkü. Gerçekten sayılar ve harfler var. O harflerin dizilişlerine göre sıralıyorsunuz. Daha sonrasında da içeride bilgisayar bölümünde de kitapları nasıl kaydettiğimizi falan öğreneceğim. Ses bir iki deneme... Sesim niye böyle çıkıyor anlamış değilim. Ama sabah çok erken kalktığım için galiba. Çünkü hiçbir zaman erken kalkmıyoruz. Normalde öğlene kadar yatıyoruz biz arkadaşlar. Çünkü benim uyku düzenim tamamen değişti. Gece yarılarına kadar böyle dizi film izlediğimizden yazın öğlen kalkıyoruz. 12 gibi kalkıyorduk normalde. Ama dün saat 1.30'a gelirken yattım. Erken yattım yani diğer günlere bakarak. Ve 7'de kalktım. 7'de kalkmak çok zor. 6 saat falan uyumak cidden çok zor. Ama yapacak bir şey yok yani. Alışıyor bünyede bir müddet sonra. Normalde ben 7-8 saat ideal benim için hani. 7-8 saat uyuyunca tamam diyorum. Ama 6 saat bir tık az kaçabiliyor. Şimdi stajdan ve gayet iyi geçti. Çoğu şeyi öğrendim diyebilirim. Hani kataloglama olsun, sisteme giriş olsun vesaire falan. Bayağı bir şey öğrendik. Şimdi eve doğru yol alacağım. Şu anda da Atatürk Meydanı'ndayım bu arada. Şöyle göstereyim. Buranın en ünlü yerlerinden meydan. Daha önceki vloglarımda da göstermiştim aslında meydanı falan, Atatürk Meydanı'nı. Ama şimdi tekrardan göstermek istedim. Bir de bir önceki hani Giresun vlog, ilk geldiğimiz. Çok kapsamlı çekememişim. Çok da güzel olmamış yani açıkçası. Ama yapacak bir şey yoksa güzel vlog çekmeye çalışıyorum yani. Biraz anksiyetesi olanlar için zor bir durum. O yüzden yani biraz zorlanıyorum ama şöyle göstereyim. Benden bu kadar değil. Devamı geliyor. Ya bir de bu zamana kadar alışamadın mı diyeceksiniz yani. Gerçekten kaç yıldır YouTube'dayım. 4 yıldır. 4 yıldır YouTube'dasın ve hala alışamadın mı diyenler için. Alıştım ya bence. Bu alışmış halim. Diğer bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Yine staja gidiyorum tabii ki. Ve diğer bir günde vloglamak istedim sizler için. Gerçekten uykusuzum. Çünkü geç uyumaya o kadar alıştığım için hani saat 1'de bile yatağa girsem hemen uyuyamıyorum. O yüzden bakın gözlerim ne yapmış iş yani. Okula gelmiş bulunmaktayım. Saçım başım kaymış olabilir. Yapacak bir şey yok. Yanık değilim tabii ki de. Aldıkları bol sürdük. Yorma aldık sürmeyi.
3 hours later. Arkadaşlar, staydan çıktım. Gayet iyiydi bugün de. Hani yine bir tık yorulabiliyorsunuz. Gün boyu bir şeylerle uğraştınız. Hani rafları falan düzenlemek bile yorucu tek ayakta kaldığımız için. Her neyse. Hani bir sürü şey öğrendim yine her zaman gibi. Ve ben arkadaşlar bayağıdır sushi arıyordum. Evet, Migros'un sushi'sini arıyordum. Çünkü geçen sene popüler olmuştu. Bu sene tekrar popüler oldu ama ben geçen sene de deneyememiştim. Çünkü bizim bulunduğumuz İlçede yok. Migros var bir sürü ama sushi gelmiyordu oraya, küçük Migros'lar olduğu için. Ve büyük Migros'lar doluyordu bu. Ben de Giresun'a gelmişken dedim ki burada bir Migros bulayım. Büyük bir Migros buldum ve sushi de nihayet buldum. Bu sene de zaten tekrar popüler oldu ve deneme videosunu çekeceğiz. Büyük ihtimalle Aysun Az'la beraber çekeriz. O yüzden iki çeşit sushi aldım. Ona da aldım, bana da aldım. İkisini de beraber deneriz diye düşünüyorum. O yüzden ilk defa sushi deneyeceğim bu arada. Şaşırabilirsiniz çünkü bizim orada sushi yok, yapmıyorlar. Çok istiyordum ama denemek kısmet olmamıştı. Yani o yüzden şaşırıp garip garip şeyler yazmayın ya da garip garip bakışlar atmayın lütfen. Evet, olabilir ilk defa. Yani bunu açıkça da söylerim çünkü bizim olduğumuz ilçede yok yani. Sushi de yok, sushi yapan yok. Sushi satan yer de yok. Öyle söyleyeyim yani size. Bakalım ilk denemem olacak, beğenecek miyim? Normalde en beğenileni California Mix. Ama Tokyo Mix'te bir diğeri kalmış. California Mix kalmamış çünkü en çok o beğeniliyor. Yani doğal olarak ben gideceğim yeri karıştırdım. Dümdüz gidiyorum ben. Bunu vlogda da tadayım istedim sizinle beraber. Çünkü bunu ben normalde tattım. Dereotlu, P ile başlayan bilmem ne roll diye bir ismini unuttum şu an. Sushi. Gayet güzel tadı. Ben bunu beğendim. Bu benim favorim oldu diyebilirim. Şöyle soya sosuna da batırdım. Ama wasabi'yi beğenmedim açıkçası arkadaşlar. Dur, düşürdüm. Bakalım. Tutabilirsem. Gayet güzel, dediğim gibi bunu deneyebilirsiniz. Ben çok severek tükettim yani şu an. Bayağı sevdiğim bir sushi oldu.